Karayel TV'den herkese selamlar. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Bugün yine bir köy işiyle karşınızdayım dostlar. Arkamda görmüş olduğunuz mısırlardan keseceğiz. Onları patpata dolduracağız. Ve sonrasında hayvanlara sabahleyin kahvaltıda vereceğiz. Daha önce hazır bir şekilde taşımıştık. Onu daha önceki videolarda görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Şimdi kendim keseceğim. Traktörü böyle doldurabildiğim kadar dolduracağım. Sonrasında onları boşaltacağım. Danalar da biliyor burada mısır kestiğimi. Şu an bütün gözleri bende. Ama onlara da bir giderken bir kıyak yaparız belki. Mısır istiyorlar benden şu anda. Ya da buraya girmek istiyorlar daha doğrusu. Ama şimdilik burası onlar için yasak bölge. Buraya girerlerse her yeri karıştırırlar. Evet, bir tane GoPro, bir tane de Canon 200D ile beraber elimden geldiğince sizlere güzel görüntüler çekmeye çalışıyorum. Umarım sizler de bu görüntülere böyle bir beğenirler katarsınız. Bir de kanala abone olursunuz diyelim. O zaman sizler de hazırsanız işe başlayalım.
Evet dostlar, şimdilik mısır kesme işlemi bitmiş durumda. Şöyle kestiğim, yüklediğim miktarda bir görün. Kestiğim alan olarak da hemen hemen tripodun oradan bu içerki kısmı. Yani tripodun oradan burası diyebiliriz. Böyle. Böyle bir alan kesmiş olduk. Şimdi bunları artık daha fazla kesmeyeceğim çünkü çok olduğu zaman hayvanın yemesine yetişmez. Ve böylelikle kızışıp çürümeye başlar. Üstten birazını da ilerideki danalara vereceğim. Çünkü eşeği olacaklar benden istediler az önce. O yüzden istedikleri için birazcık atıvereceğim onlara. O da benden onlara bir kıyak olacak. Sonra doğrayacağız. Hemen doğrayacağım bunları. Uğraş beklemeyeceğim. Önümüze gelir, iyi olur. O zaman gidelim. Şimdi vermesek olmazdı. İstediler. Koktu koktu. Mısır kesince koktu. Kokuyu aldılar. Şimdi vermezsek olmaz, bakarsın bir elleri şişer falan. Uğraşmayalım.
Evet. Mısırları gördüğünüz yere yerleştirdim dostlar. Şimdi bunları burada doğrayacağım. Evet dostlar, gördüğünüz gibi mısırlara doğrama işi de bitmiş bulunmakta. Yaklaşık 10 santim civarında böyle odun motoruyla doğradım. Bunları rahatlıkla işte gerek el arabasıyla gerek küfeler yardımıyla hayvanlara vereceğiz sabahları. İneklerin sabah kahvaltısı hazır durumda. Evet dostlar, bu videoyu da burada bitiriyorum. Lütfen bana destek olmak için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Köy hayatı serilerimizin devamını istiyorsanız, gelmesini istiyorsanız lütfen bunu yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Yeterledim yanınıza. Şimdi eve gideceğim, yemek yiyeceğim ve birazcık da keyif yapacağım. Bir sonraki köy hayatı videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın dostlar. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.